alimlerin tek başına İslam gibi algılanmaları da yanlıştır. Yani bir insan alim olabilir. Alim bloku içerisinde değerlidir alimler. Ümmeti Muhammed'in çizgisine taşmış, kenarda kalmış bir alim, ilmi kendisi baş başa bırakılır. Ashab-ı kiramın ilim adamları olan alimlerinin başında bulunduğu, ümmetin müçtehitlerinin içinde bulunduğu o büyük kitleyi takip eden alim, alimlik vasfını ve peşinden gidilmeyi hak eden alimdir. Yoksa çok ders okumuştur diye, çok kitaplar yazmıştır diye, filan alimin peşinden gidip pısırık Müslüman olan da yanlış bir iş yapmıştır. O alim insanın emriyle binlerce insanın ölümüne sebep olduğu zaman da yanlış yapmıştır. Ümmeti Muhammed tek bir alimin sözüne düşecek kadar hiçbir zaman alim kıtlığı yaşamamıştır Allah'a hamdolsun. Kur'an'ın ve ezanın yasaklandığı dönemlerde bile bir alime indirgenecek bir durum olmamıştır hiçbir zaman. En azından 3 tane 5 tane bir heyet oluşturacak bir alim kitlesi bulunmuştur bu ümmette elhamdülillah. Bu sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed'in alimleri olur, bir alimi olmaz. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh tek başına değildir Hanefi mezhebinin alimi olarak. Ebu Yusuf'u, İmam Muhammed'i, Züferi olmayan bir konu yoktur ki. Yani bu ümmet Kur'an-ı Kerim'iyle, hadis-i şerifiyle dinini alimlerden alıyor, bir alimden alınıyor. Tek alemin yanılmak payı olabilir. Vurun dağıtın diyebilir. Kırın geçirin diyebilir. Bunu heyet olarak kolay kolay yapamaz ama. Heyet olarak yapamaz, yaptırmazlar bir alime. Bu sebeple alimlerin konumunu ciddi bir şekilde iyi anlamak lazım. Bir alimin peşine takılıp gitmek ya pısırıklıkla sonuçlanacaktır yahut da ümmeti Muhammed'in başına bela olacak sorunlarla sonuçlanacaktır. Onun için başımıza gelmiş bu tür felaketlerde bu acıyı yaşıyoruz.